Fazla gübre fazla verim demek değildir. Fazla bilinçsiz gübreleme verim kaybıdır, kalite kaybıdır, artı topraklarımızın kirlenmesi olarak bize geri döner, çevremizin kirlenmesi olarak bize döner. Bu nedenle fazla gübreden her aşamada, her koşulda kaçınmalıyız. Biz bu topraklarımızı analiz yaptırarak gerçekten hangi besin maddeleri eksikse gübrelemede ya da azot ihtiyacı ne kadarsa gübrelemede o kadar azotu biz bitkiye, o kadar gübreyi biz bitkiye vermek durumundayız. Aksi takdirde yapacağımız, bilinçsizce yapacağımız fazla gübreleme hem maddi açıdan kaybımıza neden olacaktır, hem topraklarımızın kirlenmesine neden olacaktır. Artı bir de çayda kaliteyi arttırmayı düşünürken daha fazla kalite kaybına neden olacağız. Yaptığımız fazla gübrelemelerin çok fazla yararı olmadığı gibi asıl toprağa da oldukça fazla zararı olduğunu görüyoruz. Özellikle topraklarımız, Karadeniz bölgesi topraklarımıza baktığımızda son yıllarda özellikle çay yetiştirilen alanlarda pH'nin oldukça düştüğünü görüyoruz. Bu ne demektir? Toprağımız asitleşiyor demektir. Asitleşen bir toprak, kaliteli toprak özelliğini kaybeden bir topraktır. Çünkü pH ne kadar düşerse ondan sonra biz bitkiye verecek olduğumuz gübreyi bitkinin o topraktan alması çok azalacaktır. Fazla gübreleme kesinlikle yapmamalıyız. Uygun dozda, zamanında gübrelemeleri bilinçli bir şekilde doğru gübreyi çayımıza vermeliyiz. Üreticimiz işte kulaktan dolma, dededen gördüğü, babasından gördüğü sistemi uyguluyor. Bu da nedir? Ne kadar çok gübre versem o kadar çok verim alırım mantığı da oluşabiliyor. Bunun ilk önce bir kontrol altına alınması lazım. Yani bir üreticinin bir dekar çaylığı varsa 75 kilo gübre anca alabilsin. İstediği kadar almaması lazım. Buna bir standart, bir kota koyulması lazım. Topraklarımızda verim düştü. Gübre vermeden işte bazı halalar diyor, bunu vermesek çay vermeyi ne edelim? İşte bu artık dayanın sonuna geldi. İlaç vere vere insanlar artık buna bağımlı oldu. Topraklar nasıl bağımlı olursa biz de bağımlı oluyoruz. Maalesef şu anda yani herkes her şeye veriyor bunu. Yani evindeki, bahçesindeki çiçeğe bile vermek zorunda. Çünkü toprak tek başına o bitkiyi beslemiyor. Tamamen bizi işgal etmiş durumda. Kimyasal gübre bütün hayatımıza girmiş, işgal etmiş durumda. Toprak tahlilleri yapılmadan rastgele o ne verdi onu verdi, ben de bunu vereyim diyor. Aynı verim alamıyor. Hem parası gidiyor hem de sayı alamıyor. Bilinçsiz bir gübreleme var. Hoyratsa bir gübreleme var. Maalesef bunun önüne geçemedik. Geçmemiz lazım. Her şeye, lahanaya, bereçetlere, çaya, yani onsuz hiçbir şey olmuyor yani. Vermesek olmuyor. Kullanmasak hiç zaten olmuyor zaten, büyümüyor, sararıyor, olmuyor. Denedik, olmadı. Şimdi lahanalara vermedik mi, o sararıyor yani, olmuyor. Çay da vermiyor, çay da sararıyor yani. Evet, inek gübresi de kullandık ama yani bunsuz gene olmuyor yani.